Bu antidemokratik seçim yasasını, bu haksız, adaletsiz, eşit olmayan şartlarda ülkemizi seçime götüren AKP iktidarını, bu süreçte yanlı ve algı oluşturacak yayınlarla iktidara avantaj sağlayan, seçime katılan partiler arasında adaleti ve hakkaniyeti gözetmeyen, muhalefete söz ve propaganda hakkı vermeyen, milletin parasıyla ayakta duran devletin televizyonu TRT'yi kınıyorum. Kıymetli vatandaşlarım, bu anti demokratik seçim yasasını, bu haksız, adaletsiz, eşit olmayan şartlarda ülkemizi seçime götüren AKP iktidarını, bu süreçte yanlı ve algı oluşturacak yayınlarla iktidara avantaj sağlayan, seçime katılan partiler arasında adaleti ve hakkaniyeti gözetmeyen, muhalefete yeteri miktarda söz ve propaganda hakkı vermeyen, milletin parasıyla ayakta duran devletin televizyonu TRT'yi de kınıyorum. Kıymetli vatandaşlarım, bu antidemokratik seçim yasasını, bu haksız, adaletsiz, eşit olmayan şartlarda ülkemizi seçime götüren AKP iktidarını, bu süreçte yanlı ve algı oluşturacak yayınlarla iktidara avantaj sağlayan, seçime katılan partiler arasında adaleti ve hakkaniyeti gözetmeyen, muhalefete söz ve propaganda hakkı vermeyen, milletin parasıyla ayakta duran devletin televizyonu TRT'yi de kınıyorum. Bu nedenlerden ötürü 1 Kasım 2015 erken seçimini tüm Türkiye için bir haysiyet seçimi olarak niteliyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızı herhangi bir vebal altına girmeden bu zamana dek adaletsiz bir seçim sistemiyle temsilde adaleti sağlayamayanların kurallarıyla oynadınız. Oyunuzun boşa gideceği korkusunu size dayatanların yönettiği bir ülkenin kötü şartları altında yaşamak zorunda kaldınız. Artık iyice kötüye giden bu mevcut duruma bir dur demek istiyorsanız, şimdiye kadar yeterince hata yaptım. Zaten diyorsanız çocuklarınıza güzel bir Türkiye bırakmak istiyorsanız 1 Kasım 2015 pazar günü safınızı belirleyin ve tercihinizi yani oyunuzu Büyük Birlik Partisi'nden yana kullanın. İnanın Büyük Birlik Partimizi tercih ederseniz ne oyunuz boşa gider ne de vebal altında kalırsınız. Bu duygu ve düşüncelerle seçimin ülkemize, milletimize ve Türk İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini bir kere daha yüce Allah'tan niyaz ediyor. Milletimizin her bir ferdini sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.